Değerli Akrep burçları 21 Aralık 27 Aralık özellikle yöneticiniz ya da patronunuz ya da bulunduğunuz iş arkadaşlarınızla ilgili sizden gizlenen bazı konular canınızı sıkabilir. Yani mesela haksızlığa uğradığınız halde arkadaşınız bilmesine rağmen arkanızda durmadığı için ve ona güvenip o benim dostum dediğiniz insanın size sırtını döneceği, iş yerinizde güvendiğiniz insanlardan zarar görme gibi bir durumunuz var. Şöyle bir iş çevrenizdeki güvendiğiniz insanları bir gözden kontrol edin. Yoksa kazık size gelecek. O yüzden lütfen kimseye iş çevrenizde özellikle Aralık 15'e kadar güvenmeyin, zarar göreceksiniz. Yöneticilerinizle alakalı değişim ve konumunuzla alakalı konuşmak istiyorsunuz. Evet, bununla ilgili çok rahat konuşup yeriniz belirlenebilir. Çalışma ile ilgili üst düzey patronunuz kimle konuşacaksanız konuşun ama yan arkadaşınız ya da güvendiğiniz biriler değil, üst düzey insanlarla iletişime geçmeniz lazım. Eğer onlarla konuşursanız yönünüzde değişik, başkasını anlatırsanız ayağınızı kaydıracaklar. Yakın çevreniz ya da arkadaşlarınızla alakalı noktada bazı konular ve bazı olaylar belki size sıkıntı yaratabilir. Yani yakın komşular, kardeşler, aile bağları, yakın dostluk dediğiniz kişilerde biraz strese gireceğiniz bir dönem olabilir ve onların maddi evrelerine destek isteyebilirler. Sizin de gücünüz yetmediği için elinizdeki desteğe göre yardım edeceksiniz. Vicdani olarak biraz sıkıntılı yaşayabilirsiniz. Özellikle satış alanında, reklam, yayıncılık, iletişim ya da ulaşım ya da öğretim bilgisayar alanında işiyle alakalı yoğun tempoda olan kişilerde de hızlı bir değişim ve yön değişikliği size çok keyifli ve güzel gelecek. Kendi işini yapan akrep burçlarında özellikle yeni yıl hemen 4'ü 5'inden sonra iş kapılarınızda daha büyük aydınlanma, ortak istiyorsanız ortak alımla ilgili çok güzel ferahlamalar söz konusu olacak. Yani aslında çok olumlu bir süreç başlıyor. Doğru ve otokontrol yaptığınız sürece aslında sizin için artı bir dönemin hareketi ve bunu doğru değerlendirmeniz lazım. Yurt dışı ile ilgili ya da şehir dışı seyahatiniz, yeni yılı başka bir yerde kutlamak isteyen, özellikle bununla ilgili ailesini geçirmek isteyen bazı insanlar bununla ilgili hani devlet başvuruları ya da bu tarz durumlarla ilgili mücadeleler söz konusu olacak. Ev hanenize ya da yakın bir güvendiğiniz kardeş ya da aile bireylerinden bir hırsız ya hırsızlıkla suçlanacak saçma sapan bir şey. Aslında hırsızlık gibi bir durum yok. Sizin markette unutmuş olabilirsiniz. Arabanızı unutmuş, dolmuşta düşürmüş, arabada düşürmüş olabilirsiniz. Başkalarını suçlamayı bırakın. Unutmuş olduğunuz şey hırsızlık değil, unutulmuş. Yani evde arıyorsanız boşuna aramayın. Evde yok gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı seyahatler planı ve iş gereği gitmesi gereken bazı kişiler için evet Ocak ortasından sonra yurt dışı ile ilgili yerleşiminiz gitmeniz gereken noktaların kapıları aydınlık olacak ve özellikle yurt dışında yakın bir akrabanız varsa ziyaret etmek istiyorsanız evet gideceksiniz. Bununla ilgili evrak ve dosyalarınız toparlanacak. Sizin de uzun süredir aileden kalan bir daire, üçüncü kat ya da üç katlı bir alan ya da üç hisseli bir yerle ilgili bir talip var. Bu talibi değerlendirirseniz güzel kazanç sağlayacaksınız. Bu da hanenizi büyük bir rahatlığa itecek. Aşksız olanlar biraz daha duygularını ön planda doğru kalbi bekliyorum diyenler, evliliğinde biraz zıtlıklar, problemler olan bazı evli çiftlerimiz var. Yeni evleneceklere sürpriz ve huzur ve mutluluk olacak ve hatta hanenize bir bebek kararı vereceksiniz ve uğur ve bereket getirecek. Sizin de mutfakta özellikle değiştirmeniz gereken mutfak eşyalarınız ya da mutfak dolaplarınızda bir değişim dönemi kararı verebilirsiniz. Bu da uzun süredir istediğiniz bir şeydi. Mutlaka yapın değerli akrep burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber ve Akkaya Official benim Instagram sayfalarımı takip etmek isterseniz buyurun takip edin.